Ne işin var evimde? Neden diye sormaya geldim. Bu kadarına da hakkım var herhalde, değil mi? Sebebini mi öğrenmek istiyorsun? Evet. Canım benim, ben evlenecek bir adam değilim. Ya Allah var, güzel kızsın. Çok da kafasın. Ama o kadar işte. Kusura bakma. Hayır, o kadar değil. Ne saklıyorsun benden? Başka biri mi var? Ne bileyim, ayrılıp geri dönen nişanlı falan. Keşke her şey o kadar basit olsa. Yeni aldığın bir kitabı sondan okumaya başladığın oldu mu hiç? Ben yaparım bazen. Hikayenin sonunu merak ettiğim için. Oysa başta okunmayan çok güzel şeyler yazıyordur. O sona varmadan yaşanmış iyi kötü her şey. Bizim de hemen evlenmeye kalkmamız böyle bir şeydi. Sondan başladık birbirimizi okumaya. Daha tam anlamıyla birbirimizi tanımadan, tenlerimiz birbirine değmeden ve bir kez olsun doğru düzgün öpüşmeden. Sumur bak, sana karşı duygusal bir şeyler hissettiğimi sanmıştım ama yanılmışım. İyisi mi biz daha fazla ileri gitmeyelim, olur mu? Neden, korkuyor musun? Evet. En azından arkadaşlığımız bozulmasın. Çünkü sana ben gerçekten değer veriyorum. Peki. Madem öyle istiyorsun. Tamam. O zaman ben de seni beklerim. Sonunu bilmediğim bir hikaye gibi ölene kadar beklerim. Çünkü ben sana öylesiye aşık oldum. Hiç görmedim su vermeye benzedik plastik çiçekleri hiç görmedim. Sen hiç görmedin dans ettik durmadan kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erken avuçlarında ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha duman boşluklarında ben unutuyorum. Hoşça kal. Sen hiç görmedin su vermeye benzedik plastik çiçekleri hiç görmedin. Sen hiç görmedin dans ettik durmadan kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum.